Evet, Piyasa Hattı'nın ilk bölümünde Ulusoy'un yönetim kurulu başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy bizimle olacak. Günhan Bey, hoş geldiniz yayına. Merhaba Güzem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi ikinci çeyrekte 266 milyon TL net dönem kârı açıkladınız. Bir önceki çeyrek 252 milyon civarındaydı yaklaşık. Dolayısıyla ilk çeyreğin üzerinde bir ikinci çeyrek net kârı geldi. Detayları sizden alalım. Nasıldı Ulusoy'un için ikinci çeyrek rakamları? Tabii birinci ve ikinci çeyreği karşılaştırdığımızda birbirine yakın rakamlar görmekle beraber bir önceki yıl aynı dönem ve bir önceki yıl sonu değerlerine baktığımızda fevkalade iyi değerler olduğunu görüyoruz. Biz kendi adımıza bu finansal sonuçları tabii ki kendi finansal tarihimizin en iyi sonuçları olarak değerlendiriyoruz Güzem Hanım. Zira kar rakamına baktığımızda geçen senenin tamamında 140 milyon TL'lik bir kardan bahsederken şu anda ilk 6 ayda 519 milyon TL'lik bir net kâra ulaşmış olduk. Burada tabii nominal büyüklükler artık enflasyon ve kur düzeltmesini uygulamayınca çok anlamlı hale gelmeyebiliyor. Aslında bizim için önemli olan bu net kârın marjının %5,5 seviyesine gelmiş olması. Ki daha önceki dönemlerde 1-1,5 en fazla 2'ye kadar yükselen net kâr marjının bu ilk 6 ay içerisinde %5,5'a yükseldiğini görüyoruz. Bu da sonuçların gayet iyi olduğunu, gayet olumlu olduğunu bizlere gösteriyor. Peki şimdi bilançoda birkaç tane dikkatimi çeken nokta var. İzninizle ben onları sormak istiyorum. Bir tanesi özellikle ticari alacak ve borçlara ilişkin kur farkı kalemi. Şimdi o kalemde daha önceki dönemlerde bakıldığında mesela işte geçen sene ilk 6 ayda eksi 18.9 milyar TL iken bu senenin ilk 6 ayında eksi 377 düzeltiyorum milyon TL olmuş. Dolayısıyla eksi 18'li rakamlardan eksi 377 milyona gelmesinin sebebi nedir? Ticari alacak ve borçlara ilişkin kur farkı. Evet, bizim şirketimiz 2015 yılından itibaren başlayan bir trendle ve bir stratejiyle beraber yurt dışı satışlar oranını sürekli ve düzenli olarak arttırıyor. 2015'te %35 olan seviye %76'ya kadar yükseldi. Bu içinde toplam satışların %76'sı yurt dışına mı şu an? 2021'e kadar yükseldi. 2022 ilk 6 ayda da %71'lik bir rakam görüyoruz. Yani toplam satışların %71'i yurt dışına. Dolayısıyla dövizle Türk lirası arasındaki kur hareketi ne kadar, volatilite ne kadar yüksek olursa buradan kaynaklanan ticari alacaklara ilişkin kur farkları da o kadar yüksek oluyor. Tabii bu dönemde şunu atlamayalım. Bugün 2022 6 sonuçlarında 9,5 milyar TL'lik bir ciro görüyoruz. Buna göre bu ciro geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %134 yukarıda. Geçtiğimiz yılın tamamından da daha yüksek. Geçtiğimiz yılın tamamı 9,3 milyar TL'ydi. Malumunuz hem birim fiyatlar yükseldi, gıdada, tahılda yaşanan krizlerden dolayı hem enflasyon hem kur derken böyle bir ciro oluştu. Buna paralel olarak ticari alacaklar katlandı. O da yaklaşık 2,5 katında, yani o da %130, %150 civarında bir artış gösterdi. Dövizin hareketi de aynı periyot içerisinde %30-35'lik bir hareket gösterince bu kalemde yüksek bir fark görüyoruz. Aslında onun karşılığı olarak da finansal, yani burada esas faaliyetten kur farkları ve kur kayıpları var. Aynı derecede finansal gider gelir tarafında da değişiklik izliyoruz. Dolayısıyla aslında kambiyo zararları kaleminde de bir artış var. Yaklaşık 4 katına çıkmış. Oradaki ithal girdilerinizden dolayı mı? Tabii aynısı pasifte de geçerli. Ticari borçlar, hani ticari alacaklardan finansman giderlerin kalemini kastediyorsunuz değil mi? Evet. Finans giderleri kaleminde de, yani oradaki dövizli borçlardan kaynaklanan döviz hareketinden yine bahsettiğimiz volatilite diyelim, değişkenlik diyelim, kur artışı finansal giderlerde de artırmış durumda. Peki bunu özellikle nasıl bu riski yönetmeyi düşünüyorsunuz? Yani yılın geri kalanında kur farkından daha az etkilenmek için ya da bu kura bağlı giderlerinizi en azından dengelemek için ihracat pazarları mı, yurt dışında yatırımlar mı? Nedir yılın geri kalanına dair beklentiler? Evet, bizim genel stratejimiz zaten bu %76'ya kadar çıkan rakamı, bugün 71 olan rakamı %70'in üzerinde tutmak, %75'in üzerine de geçirmemek. Yani
1/4 ile 1/3 arasında Türkiye faaliyetlerini sürdürebilmek, geri kalan kısmı da yurt dışı faaliyetlerle dövizli olarak sürdürmek. Yani bu bilanço aslında Türk lirası bakıyoruz ama %70 satışlar kaleminde, alacaklar kalemine baktığınızda yaklaşık 100 milyon dolara yakın da ticari alacaklar kalemimiz söz konusu. Yani oldukça döviz yoğun bir bilanço ama TL'ye dönüştürdüğümüzde bir tarafta esas faaliyetten kur gelirleri olurken öbür tarafta da finansal giderlerde kur farkları görüyoruz. Aslında ikisi birbirini hedge ediyor. Zaten genel döviz pozisyonuna baktığımızda şirketin ki finansal raporların, bağımsız denetim raporlarının sonunda takip edebiliyoruz. Döviz pozisyonunun kısada olmadığını, genellikle uzunda gittiğini görüyoruz. Buradaki stratejimiz de her zaman pozisyonu birbirine eşlemek. Tabii ki sürekli ithalat ve ihracat yapan, işte bugün 9,5 milyar TL'lik ciro ilk 6 aydaki ortalama kurla hemen hemen 600 milyon dolara yaklaşıyor. Yani yıl boyunda 1 milyar doları aşan bir ciroda sıfır pozisyon yönetmek mümkün değil. İhracat bağlantıları, ithalat bağlantıları, bunların zamanlamaları nedeniyle. Ama genel prensibimiz döviz pozisyonunda ithalatı, ihracatı ve dış kaynakları birbirine eşleştirmek. Hani bunu nasıl yönetiyoruz'un cevabı aslında geçtiğimiz yıllarda saklı. Ki 2013, 15, 18, 21'de sürekli olarak bu kur hareketlerini gördük. Ama şirketin brüt karlılıkla o net kar arasındaki finansal gider orantısının da artmadığını ve aynı noktada kaldığını görebiliyoruz. Şimdi biraz izleyici sorularına da bakıyorum. Tabii Sökyo'nun halka arzı, bu merak ediliyor. Oradaki süreç nasıl ilerleyecek ve tabii bu halka arzın ulus oyuna katkısı olacak mı? Oradaki yöntem nasıl olacak? Onu da biraz sizden dinleyelim. Söke'nin halka arzını 36 finansal tablolarıyla, ki şu anda SPK'ca müsaade edilen son tarih Kasım ayı oluyor bu finansallarla, hedefiyle bu süreci sürdürüyoruz. Zaten hani şu anda başvuru hazırlıkları ve dokümantasyonlar yapılıyor. Bir başvuru olduğunda yine kapa duyurularak kamuoyuyla paylaşılacak. Bu hedef doğrultusunda, zamanlama olarak bu hedef doğrultusunda gidiyoruz. Söke'nin halka arzı şüphesiz ulus oyuna katkı sağlayacak. Çünkü Söke'nin hisselerinin %100'ü ulus oyuna ait. Burada gerek ortak satışı veya sermaye artırımlı bir halka arz dahi olsa her ikisi de ulus oyuna doğrudan o hissenin değeri bedeli olarak veya Söke'nin şirket değeri üzerinden yansımasını bekliyoruz. Hani bununla ilgili tam olarak SPK başvurusu ve izinler olmadığı için hangi oranda sermaye artırımı, hangi oranda ortak satışı gündeme gelir. Bunu şu an açıklayamam ama mutlaka ki hem Söke'nin, çünkü çok güçlü bir parakende markadan bahsediyoruz, hem de bu Söke'nin artan değeri sayesinde ulus oyuna değer katacak bir halka arz olmasını hedefliyoruz. Burada tecrübeliyiz. Ulus oyun Kasım 2014'ten bu yana Borsa İstanbul'da işlem görüyor ve yatırımcıların ilgisini görüyor, takdirini alıyor. Umarız Söke'nin halka arzı da hem şirket için hem de yatırımcılar için güzel bir halka arz olur. Peki burada yine geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Food Programı tarafından açıklanan bir buğday unu ihalesi vardı. Sizin verdiğiniz teklif 1.2 milyon dolar. Buradaki detayları biraz alalım mı? Özellikle bunun bu teklif, bu ihale ulus oyun için ne ifade ediyor? Ve yılın geri kalanında başka yatırımlarınız, yabancı ortaklıklarla, başka iştiraklarla, başka projeleriniz olacak mı Günhan Bey? Birleşmiş Milletler bizim için çok kritik bir müşteri. Çünkü iki yönden aslına bakarsanız, evet, çünkü Birleşmiş Milletler bu tedarik zincirinin kesildiği anlarda ihtiyacı olan ülkelere ürün tedariğini sağlıyor ve Türkiye bu konuda Birleşmiş Milletler'in en önemli partneri, biz de Türkiye'deki en önemli tedarikçilerinden biriyiz. Bizim için Birleşmiş Milletler'deki her ihale, yani küçüğünden tutar veya tonaj olarak küçüğünden en büyüğüne kadar hepsine çok önem veriyoruz. İlerleyen dönemde ki yaşadığımız şu andaki Ukrayna-Rusya Savaşı, tahıl koridoru gelişmeleri gıdanın önemini bir kez daha gösterdi. Biz Birleşmiş Milletler'le olan düşünüyoruz. Bu ihale özelinde bunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde bizim Söke satın almamız oldu. Şimdi bununla ilgili bir halka arz
planlıyoruz. Yani sermaye piyasalarıyla yakından ilişki içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde biz Ulus Oyun'un sadece bir un üretim şirketi değil, kendi alanında diyelim, yani buğday tahıllar alanında peki, bağlantıda bir kopukluk oldu. Tekrar Günhan Bey'e döneceğiz. Bu sırada ben tekrar hatırlatayım özellikle. Günhan Bey, şu an duyabiliyor musunuz? Ben sizi duyuyorum, siz duyuyor musunuz? Tamam, son cümlelerinizi alamadık. O yüzden son cümlelerinizi rica edeyim. Bağlantı kesildi maalesef. Bir de bu tahıl koridorunu soracağım. Onunla ilgili beklentinizi de paylaşırsanız sevinirim. Evet, Söke'nin halka arzı bizim için şu anda en önemli dönüm noktası. Bunu gerçekleştirdikten sonra kendi kategorimizde büyümek için çeşitli görüşmelerimiz olabilir. Hani genellikle biz burada gelecek vaat eden, sektörün startup'ı diyebileceğimiz girişimlerle geleceğe yönelik yeni projeleri birlikte ilerletmek istiyoruz. Gıda koridoruna, tahıl koridoruna geçersek, evet, tahıl koridoru dünya için çok önemli bir gelişmeydi. Bizim sektör için de çok kritikti ve önümüz bu sezondan ziyade önümüzdeki sezon Ukrayna'daki tarım ürünlerinin ekilebilmesi, biçilebilmesi için gerekli kaynakların sağlanması, depo alanının açılması için kritik bir önem teşkil ediyordu. Sektörün özellikle işletme sermayesi ihtiyacı anlamında zorlandığı bir dönemde, fiyatların 400'den 500 dolarlara gittiği bir dönemde bu gelişme sayesinde piyasaların oturduğunu, piyasaların bir nefes aldığını görüyoruz. Dolayısıyla hem insani boyut hem de ticari boyutu olarak tüm sektör açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki, şimdi yavaş yavaş programı kapatıyoruz ama hızlıca ben yönetmenimizden de rica edeyim, bir hisseyi ekrana getirelim, uzun vadeli grafiğini. Şimdi bir süredir yaklaşık bant hareketine bakıldığında 20 TL ile 25 TL arasına gidip geliyor. Nasıl görüyorsunuz hissedeki bu son 20-25 TL'lik bantı ve yatırımcının teveccühü nasıl? Mevcut yatırımlar fiyatlanmaya başlandı mı sizce? Tabii bu tamamen yatırımcının takdiri. Bizim yatırımcının takdirine söz söyleme hakkımız yok. Ama şunu söyleyebilirim. Finansallardan konuştuk. Net kardan, fabrikten, ciro artışından konuştuk. Ve bizim şirketimizin en önemli özelliği şirketin büyümesini sürekli hale getirmesi. 8 yıldır halka açık bir şirketiz. 8 yıldır sürekli büyüyoruz. Ve her çeyreklik olarak da bunu sürdürüyoruz. Yani bu iş, tarım işi, gıda işi bir süreklilik ve sürdürülebilirlik işi. Dolayısıyla şu anki verilerle, işte net karla PK çarpanımız, FAVÖ'ümüzle FAVÖ çarpanımız, piyasada yerleşik olan veya sektör ortalamalarının altında seyrettiğini söyleyebiliriz. Bu hani bizim yönlendirmemiz değil, kamuya açık veriler. Bloomberg ekranından herkesin görebileceği veriler. Yatırımcı mutlaka bunları hesaplayacak ve ona göre hareketlerini yapacak. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi bir ikinci yarı yıl diyelim size de. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere.